YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya, Türkiye ve Dünya Havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotlarından biri kokpitte sigara içerken görüntülendi. Uçakta yolcuların sigara içmesini yasaklayan kurallar kokpiti kapsamıyor mu? Dünyanın en büyük havalimanı olması planlanan Dubai El Maktoum Havalimanı'nda inşaat çalışmaları durdu. Bu karar neden alındı? Bundan sonra ne olacak? İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hayata geçirilen sosyal ve teknolojik projeler uluslararası ödüller getiriyor. Air Canada'ya ilginç Fransızca cezası. Şirket neden yolcularına tazminat ödeyecek? Gökyüzünde müthiş talihsizlik. İlk uçuşunu gerçekleştiren pilot adayı eğitmeni havada bayılınca uçağı tek başına indirdi. Havada korku dolu anlar. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. Havayolu seyahatlerinin altın çağı denildiğinde çoğumuzun aklına porselen tabaklardan nefis yemekler yiyen, en şık kıyafetlerini giymiş yolcuların içinde yer aldığı bir kabin resmi canlanıyor. Ancak zamanına göre aşırı lüks sayılabilecek bu ortamlarda havanın genellikle ağır şekilde dumanlı olduğunu unutmamak gerek. Çünkü 1971 yılına kadar dünyanın her yerinde uçağın hem kabini hem de kokpitinde sigara içmek serbestti. 1971'de Air Canada, 1973'te ise ABD'li United uçak kabinlerinde sigara içilmeyen ayrı bölümler kurmaya başladı. Ancak uçak kabinlerindeki hava dönüşümlü olduğu için kabinde ayrı bir bölge oluşturmak diğer yolcuların sigaradan etkilenmesine engel değildi. O dönemde uçaklardaki kabin basıncını düzenleyen çıkış valvleri çoğu zaman katran ve nikotin nedeniyle tıkanıklık problemi yaşıyor. Bu valfler bakım ekipleri tarafından belli periyotlarda temizleniyordu. 1988'de Northwest ve Delta Hava Yolları iç hat uçuşlarında sigarayı yasakladı. 1996'da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO tüm ulusal ve uluslararası uçuşlarda tütün muamillerinin kullanılmasını yasakladı. Kuzey Amerika, İskandinavya, Yeni Zelanda ve Avustralya bu yasağa uydu. Ancak Avrupa, Orta Doğu ve Asya uçuşlarında yolcular sigara içmeye devam etti. 4 Ocak 1998'de Yunan Olimpik Hava Yolları'na ait 747 ile Atina-New York seferinde yer alan Dr. Abby Tanson isimli yolcu, sigara içen diğer yolcuların dumanından astım krizine girerek hayatını kaybetti. Olay üzerine 1998 yılı içinde Türkiye'nin de aralarında olduğu tüm Avrupa ülkelerinde uçuşlarda sigara içilmesine yasak getirildi. 2008 yılında Türkiye'de tütün muamillerinin zararlarının önlenmesine dair 4207 sayılı kanun kapsamında tüm kapalı alanlarda tütün kullanımının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları'nda dönemin uçuş işletme başkanı kaptan pilot İbrahim Başar imzalı bir yazıyla kokpitte sigara içilmesi de resmi olarak yasaklandı. 2011 yılında ise dünya genelinde uçaklarda elektronik sigaralarda yasak kapsamına dahil edildi. Uçuşlarında sigarayı en son yasaklayan ülke ise Küba oldu. Devlete ait Milli Havayolu Kubana'da uluslararası uçuşlarda sigara içmek 2014 yılına kadar serbestti. Ancak hafta içinde ilginç bir gelişme yaşandı. Münih Aerospace isimli Instagram hesabından taksi yapan bir THY uçağı paylaşıldı. Ancak olayı ilginç hale getirense camı açık olan uçakta taksi sırasında kaptan pilotun sigara içiyor olmasıydı. Hesabın sahibi tarafından fotoğrafın altına yorum olarak birkaç yıl önce çekildiği eklense de fotoğrafın kokpitte sigara içmenin yasak olduğu bir dönemde çekildiği resmen belli oluyor. Ancak tüm bu yasaklara rağmen kokpitte sigara içen pilot haberlerine ara sıra rastlıyoruz. Son dönemde Fas'ın milli havayolu Royal Air Maroc, Cezayirli havayolu Air Algeria ve son olarak da birkaç ay önce Çin'in en büyük ikinci havayolu China Eastern pilotları ile ilgili benzer haberler yayılmıştı. Pilotların sigara içmesi durumunda özellikle kokpitin hemen arkasında oturduğu koltuk için binlerce dolar ödeyen first ve business class yolcular rahatsız oluyor. China Eastern uçuşunda yaşanan olayda da yolcuların şikayeti üzerine durum anlaşılmıştı. Pilotların kokpitte sigara içtiğinin raporlanması durumunda havayoluna ülkenin sivil havacılık otoritesinden ciddi para cezası kesilirken sigara içen pilotları da yüklü para cezasından lisans iptaline kadar geniş yelpazede bir ceza sistemi bekliyor. THY sigara içerken görüntülenen pilotla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın Perşembe günkü İstanbul-Miami seferini gerçekleştirecek Boeing 777-300 ER uçağı yolcular arasında elektronik sigara tartışması nedeniyle pist başından geri döndü. Uçağa polis çağrıldı. Tartışan 3 yolcu uçaktan indirildi. Uçak 1 saat 5 dakika gecikmeli olarak seferini gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük havalimanı olması planlanan Dubai El Maktoum Uluslararası Havalimanı inşaatı ekonomik gerekçeler yüzünden durduruldu. Şehir merkezinin yaklaşık 40 kilometre dışında bulunan ve Dubai World Central projesinin de kalbi niteliğindeki meydanın 2013 yılında ilk fazı tamamlandı. Hizmete başlayan ilk terminalde
tek pistle, çoğu düşük maliyetli sadece 11 hava yoluna hizmet veriliyor. Yıllık 26,5 milyon yolcu kapasiteli terminali yılda yaklaşık 1 milyon yolcu kullanıyor. Körfez bölgesindeki ekonomik durgunluk nedeniyle alındığı duyurulan kararın ardından 36 milyar dolara mal olması planlanan havalimanı inşaatının hizmete giriş tarihi de 5 yıl ötelenerek 2030'a çekildi. Projede inşaata ilk başlandığı dönemde havalimanının hizmete başlama tarihi 2017 olarak planlanmıştı. El Maktoum Havalimanı 27 Haziran 2010 tarihinde bir kargo seferiyle hizmete başlamış ve ardından Emirates dahil olmak üzere Dubai varışlı tüm kargo uçuşları El Maktoum Havalimanı'na kaydırılmıştı. Bugün 30'dan fazla hava kargo şirketi bu meydana operasyon yapıyor. 27 Ekim 2013 tarihinde ise Wizz Air'in Budapeşte Dubai uçuşuyla El Maktoum Havalimanı'nda yolculu seferlerin startı verildi. Havalimanı yönetimi uzun vadeli ana planının gözden geçirildiğini ve sonraki adımların kesin zaman çizelgelerinin ve detaylarının henüz kesinleşmediğini duyurdu. Havalimanında tüm fazlar tamamlandığında 5 pist bulunacak ve yıllık yolcu kapasitesi 260 milyon, kargo kapasitesi ise 12 milyon ton olacak. Dubai ekonomisinin büyüme oranları 2010 yılından bu yana jeopolitik gerilimler ve düşük petrol fiyatları nedeniyle oldukça düştü. Buna bağlı olarak da turizmin de duraklama dönemine girdiğini söylemek yanlış olmaz. Şehri ziyaret eden turist sayısı 2017'den bu yana neredeyse hiç değişmedi. Dubai merkezli Emirates Hava Yolları da son dönemde bir durgunluk içinde. Tüm uçuş ağı ve filo yapısını gözden geçiren Emirates, A380 için daha önceden verdiği siparişlerin bir kısmını A350 uçaklarıyla değiştirmişti. Bunun üzerine Airbus A380 uçaklarının üretimini durdurma kararı almıştı. Emirates'in yaşadığı durgunluk da El Maktoum Havalimanı'nın geleceğini etkileyen bir başka önemli unsur olarak görülüyor. Öte yandan Emirates hafta içinde yaptığı bir açıklamayla filosundaki 2 A380'i emekliye ayıracağını duyurdu. Emekliye ayrılan uçaklar parçalanarak filoda hizmet veren diğer A380 uçaklarının yedek parça temininde kullanılacak. Böylece Singapur Hava Yolları'nın ardından filosundaki A380 uçaklarını emekliye ayırıp parçalayan ikinci şirket Emirates olacak. 2002 yılından bu yana 30'dan fazla ülkeden binlerce projenin değerlendirildiği, Amerika'nın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Stevie ödüllerinin bu yıl 16.sı düzenlendi. Başvuru yapan 4000 proje alanında uzman isimler tarafından değerlendirildi. Sosyal sorumluluk ve iletişim alanında önemli çalışmalar yapan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Stevie'de 5 ayrı kategoride toplam 5 ödüle layık görüldü. Hayvanlar ve Biz isimli sosyal sorumluluk projesiyle kurumsal sorumluluk kategorisinde ve 2018 yılındaki iletişim çalışmalarıyla da yılın iletişimi kategorisinde 2 ayrı altın ödülü kazanan İSG, yılın ulaştırma şirketi kategorisinde gümüş Stevie ödülünün sahibi oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Ersal Göral, dünyada yılın ulaştırma yöneticisi kategorisinde bronz ödülün sahibi olurken, İSG Kurumsal İletişim Departmanı ise yılın iletişim ekibi kategorisinde bronz Stevie almaya hak kazandı. Yolcu sayısı bakımından ülkemizin ikinci en işlek meydanı olan Sabiha Gökçen, hayata geçirdiği teknolojik çözümlerle hem yolculara zaman kazandırıyor hem de terminal kapasitesini artırıyor. Bu amaçla biyometrik otomatik geçiş sistemini Mayıs ayında faaliyete alan İSG, hafta içinde bu konuyla ilgili bir video yayımladı. Yolcuların yeni çipli pasaportlarının yanı sıra daha önceden sisteme kayıt ettirdikleri parmak izleri ve yüzlerini özel hazırlanan pasaport bankolarında taratarak geçtikleri sistemde yolcuların parmak izi ve yüzü veri tabanındaki kayıtlarla eşleştiriliyor. Sistem sayesinde her yolcunun pasaport kontrolünü 1 ila 1,5 dakikaya indiren sistemin kısa süre içinde yurt dışı geliş tarafına da yerleştirilmesi planlanıyor. Kanada iki resmi dili olan bir ülke. İngilizce ve Fransızcanın iş dünyası başta olmak üzere eşit öneme sahip olmasını gerektiren çok sayıda yasa bulunuyor. Air Canada'da hafta içinde bu konuyla ilgili çok ilginç bir olayla havacılık gündeminde yer aldı. Air Canada'nın yaptığı iç hat uçuşlarında Fransızca ikaz ve işaretlere yeterince yer verilmemesi ve özen gösterilmemesi gerekçesiyle Ontario eyaletinde yaşayan Michel ve Linda Thibodeau çifti 2016 yılı içinde havayolu hakkında tam 22 şikayet başvurusunda bulundu. Hakim Air Canada'nın ülkedeki çift dil yasalarını ihlal ettiğine hükmetti ve Air Canada'yı 15.700 dolar tazminat ödeme ve bir özür mektubu yazma cezasına çarptırdı. Dava dilekçesinde emniyet kemerindeki kaldırın ibaresinin yerine sadece İngilizce lift ibaresinin kullanılması, çıkış anlamına gelen exit kelimesinin Fransızcasının bulunmaması, uçuş emniyet videosunun İngilizcesinin Fransızca versiyonuna göre daha kapsamlı olması gibi unsurlara dikkat çekildi. Bu havayolunun ilginç davalarının ilki değil. Daha önce de Fransızca olarak kabin memurundan 7-Up istediğini ancak kabin memurunun kendisine Sprite servisi yaptığı için havayolunu şikayet eden yolcu oldu. Ayrıca pilot tarafından varış zamanı ve hava durumu hakkında yapılan bilgilendirme anonsunun Fransızcasının yapılmaması konusunda da havayolu bir dava ile karşı karşıya kalmıştı. This is Tango Foxtrot Romeo.
Can you please hear me? Go Foxtrot Romeo. Are you familiar with how to operate the airplane? Very, very light. This is my first lesson. Avustralya'nın Perth şehrinde uçuş derslerine yeni başlayan pilot adayı bir öğrenci ilk uçuşunda çok büyük bir sürprizle karşılaştı. 28 yaşındaki Max Sylvester isimli pilot adayının yaptığı ilk uçuş dersinde eğitmeni fenalaştı ve bayıldı. Bunun üzerine Sylvester kuleye imdat sinyali gönderdi. Cessna tipi eğitim uçağına ilk kez binen ve daha önce hiç iniş denemesi yapmayan Sylvester, 1 saat kadar havada kaldıktan sonra uçağı kulenin talimatlarıyla Yandakot Havalimanı'na güvenli bir şekilde indirmeyi başardı. İniş sırasında havalimanında ambulans ve itfaiye ekipleri hazır olarak bekletilirken uçak hasarsız bir şekilde yere indi. Korkunç olay pilot adayı için unutulmaz bir tecrübe olarak kayıtlara geçti. Raise the nose gently. Hold it right there. This is perfect. Hold it. Gently start braking now. And you're down on the ground. You did it, mate. Well done. That's amazing. You've done so well. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.